dostlarım, Allah'ın rahmeti ve bereketi bütün müminlerin ve inananların üzerine olsun. Bugün sizlere, eğer Allah nasip eder de cennete girersek Allah'ı görecek miyiz? Kur'an ayetleri ışığında sizlere anlatmaya çalışacağım. Ali İmran suresi 133. ayet. Allah'ın mağfiretine mazhar olmak ve takva sahipleri için hazırlanmış olup gökler ve yer kadar geniş olan cennete girmek için yarışın der Kur'an-ı Kerim'de Allah. Yani cennet o kadar büyüktür ki bütün evrenden bile büyüktür diyor Allah. Yani içinde yaşadığımız evren o kadar büyük ki bizim dünyamız o evrenin içinde bir sivrisinek kadar kalıyor. Peki biz müminler cennete girersek Allah'ı görecek miyiz? Kaf suresi kısa bir suredir. Onu mutlaka okumanızı öneririm. Şimdi sizlere Kaf suresinden birkaç tane ayet okuyacağım. Kaf suresinde özellikle hesaba çekilirken cehennemliklerle şeytanın diyaloglarını anlatır. Bu ayetleri okuduktan sonra Allah'ı görebilecek miyiz, göremeyecek miyiz? Onun açıklamasını sizlere yapacağım. Kaf suresi 26. ayet. O ki Allah'ın yanında başka ilah edinmiştir. Haydi ikiniz birlikte onu şiddetli azaba atın. Kaf suresi 27. ayet. Yanındaki arkadaşı şeytan der ki, Rabbimiz ben onu azdırmadım. Fakat kendisi derin bir sapıklık içindeydi. Kaf suresi 28. ayet. Allah buyurur ki, huzurumda çekişmeyin. Ben size daha önce uyarıcı bir peygamber göndermiştim. Kaf suresi 29. ayet. Benim huzurumda söz değiştirilmez ve ben kullara zulmedici değilim der Allah. Şimdi birçoğunuz diyecek ki bunun cennetle Allah'ı görmekle ne alakası var? Onun size açıklamasını şimdi yapıyorum. Şimdi bu ayetlerde Allah'ın, şeytanın ve cehennemliklerin diyaloglarını görüyoruz. Yani cehenneme giden insanlar Allah'ı görebiliyor. Bu ne demektir? %100 cennetliklerde görecek anlamına gelir. Bu ayetlerde hesaba çekilirken Allah'ın huzurunda geçen diyaloglardan bahseder. Yani bizler Müslümanlar da mutlaka bir hesaba çekileceğiz cennete gitsek bile. Kur'an-ı Kerim'de cehennemliklerle olan diyaloglar gibi cennetliklerle alakalı diyaloglar yoktur. Ama başka ayetler vardır. Fecr suresinde vardır. Onu da sizlere şimdi okuyacağım. Bu ayetlerde Allah'ın cennetliklere hitabı vardır. Fecr suresi 27. ayette Allah cennetliklere şöyle hitap eder. Ey imanın huzuruna kavuşmuş insan. 28. Sen ondan hoşnut, o da senden hoşnut olarak Rabbine dön. 29. Böylece has kullarımın arasına sen de katıl. 30. Cennetime gir der Allah. İnşallah cennetliklerden oluruz ama cennetlik de olsak, cehennemlik de olsak Allah'ı mutlaka göreceğimiz Kur'an-ı Kerim'de çok açık. Cehennemliklerin Allah ile olan diyaloglarından ben sadece birkaç ayet okudum. Kur'an-ı Kerim'de çok daha acayip ayetler de var. Ama cennetliklerle alakalı sadece böyle hitap eden ayetler var. Diyalog şeklinde yok. Yani sözün özü eğer inşallah cennete girersek Allah'ı mutlaka göreceğiz. Ama Allah zamandan, mekandan, şekilden münezzehtir. Nasıl göreceğiz? Orasında en doğrusunu Allah bilir. Cennet o kadar büyük ki, ayette de okuduğum gibi yerler ve gökler kadardır der Allah. Yani bu evren kadar, bu evrenin ne kadar büyük olduğunu hepimiz biliyoruz. Bizim yaşadığımız evrende bizim galaksimiz gibi yani Samanyolu galaksisi gibi 3,5 milyar daha galaksi yani var. Kur'an-ı Kerim'de cennetin bu kadar büyük olduğunu söyler. İnşallah o cennete girenlerden oluruz. Eğer girersek inşallah mutlaka Allah'ı göreceğiz. Ondan emin olun. Allah'ın rahmeti ve bereketi bütün müminlerin ve inananların üzerine olsun. Hoşça kalın dostlarım.